Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma bad. Muhterem aziz cemaat Hicri senene 10. yılı Peygamberimizin vefatlarına bir yıl kalan vaxt. Kabileler gelip iman keltirişti başladı Arap kabileleri. Şunlardan bittesi Zimam İbn Sa'labah degen kişi keldi Bani Hanif kabilesinden. Peygamber aleyhissalatu vesselam sahabelerimden mescide oturgandılar. Benegah sahra bedevilerden saçları korpaygan bir kişi gelip mescide aldı da tohtap tüyasını çöktürdü. Peygamber aleyhissalatu vesselam ruparalarına gelip salam Ali'den kin gapirishni başladı. Avazı gongillab çıkarken. Sahabalar yaxşı anglamadılar, lekin Peygamberimiz gapini tushundilar. U aytdiki, Abdulmuttalibni oğlu Muhammad kim dedi? Dedi, bir sahabe-i kiram Peygamberimizga ishora qildilar. Mana shu kishi degan ishorani qildilar. Peygamberimizga ro'para bo'lib, "Ey Muhammad, men sendan bir nechta narsani so'ramoqchiman." "Maylimi?" dedi. "Mayli, so'ra, nimani xohlasang so'ra," dedilar. U aytdi ki, seni barcha insonlarga payg'ambar qilib Alloh yubordimi dedi. Payg'ambar aleyhisselam shunday, meni barcha insonlarga payg'ambar qilib Alloh taolo yubordi dedilar. Keyin u aytdi ki, Alloh haqqi bir kecha kunduzda 5 vaqt namoz o'qishni Alloh senga buyurdimi? Dedi payg'ambar aleyhisselam, ha. Bir kecha kunduzda 5 vaqt namoz o'qishdi menga va ummatlarimga Alloh buyurdi dedilar. U yana aytdiki, roza, zakot, haj haqida so'radi. Ya'ni Alloh taolo yilda bir oy roza tutishlikni farz qildimi? Ha, Alloh taolo farz qildilar. Alloh taolo bir yilda bir marta beva bechoralarga zakot qilishni farz qildimi? Ha, Alloh taolo farz qildi dedilar. Qodir odam umri davomida kuchi yetsa bir marta haj qilishni ham Alloh farz qildimi? Ha, Alloh farz qildi deb javob berdilar. Shunda haligi kishi darhol iymon keltirib kalima-i toyibani la ilaha illallohu Muhammadur Rasululloh deb iymonga keldi. Ana endi payg'ambar alayhisalom bu odam eshikka chiqib ketgandan keyin ruxsat olib eshikka chiqib ketgandan keyin bu odam ongli ravishda iymon keltirdi. E'tibor bering, hamma narsani so'radi. Allohdan ekanligini tushundi, his qildi. Ongli ravishda iymonga keldi. Iymonga kelish ham har xil bo'lganda, arabiylar Kotakonning raisi kirsa kirib ketavergan. Dindan chiqsa chiqib ketavergan. Bu odam ongli ravishda islomga kirdi. Bunaqalar juda oz bo'ladi. Surishtirib bilib nima qiladiganlar deb haligi odamni maqtadilar. Keyin bu odam payg'ambardan ruxsat olib o'zini qavmiga borib ularni dinga da'vat qilmoqchi bo'ldi. Ijozat berdilar, borib dinga da'vat qiladi. Shu odamni sharofatidan butun boshli qabila musulmon bo'lib ketdi. Yana mana shu yili Abdul Qays qabilasidan 16 kishi Payg'ambarimiz alayhisalomga elchi bo'lib keldi. Bularda ichida Jorid nomli bir kishi bo'lib, bu asli Nasoro dinida bo'lgan. Nasorolarda kitob ko'rgani, taqvodori bo'lgan. Tavrot, Injil o'qib, Payg'ambar alayhisalomning sifatlarini o'sha kitoblarda ko'rgan edi. Bu elchilar kelmaslaridan ilgari Payg'ambar alayhisalom bularni kelishidan biroz oldin xabar qilgan ekanlar. Bu ham mo'jiza. Sahobalar bilan masjidda o'tirgan chog'larda aytdilarki, birozdan keyin sharq tomondan, kun chiqar tarafdan bir guruh odamlar keladi, tuya mingan dedilar. Bular sharqdan kelgan kishilarning eng yaxshilaridir. Yaxshi odamlar keladi. Ular haqiqat izlab uzoq yo'ldan keladilar. Ular Abdul Qays qabilasining elchilaridir deb aytganlaridan keyin 1 soat, 2 soat o'tib o'sha guruh kelgan. Keldi ular
Peygamberimiz kim? Duayam kigen ekrende kim asiden türüm? Ey bar Hüdaya, bu kabilenin mağfiret kigendim, duayı hayr kıldılar. Kim hiyal otmayı bir iki saatten kim peygamber etken tamamlardan bir kança adamlardı güruhu korundu, uşa kabilenin elçileri eken. Ular Peygamber aleyhisselamda korgan zahatları ya, tüyelerden sakrap çüşüp, yugurup gelip, Cenabımızın ayak kollarını öpüp, gözlerine sürtüştü. Şimdi, bunlarda içinde Abdullah İbni Avf isimli bir kişi vardı. Oza kegenlerde içinde en yaşıydı, uşa kabilenin reisiyken. O yugurmadı, şaşılmadı. Sekin tüyesinden çüştü. Tüyanı çoktırdı ki, hurcuneden ikide ak libas alıp, biri iştan biri koyduk, yenge libas kiydi. Bu işlerde Peygamber aleyhisselam kuzatıp duruldu, onu kıletken işine. Ki, asta sekin şaşılmasından yürüp gelip, Cenabımızla koruştu da, koruşken vakti mübarek kollarını öpüp, yüzü gözlerine sürttü. Ki, ayet ki, ya Resulallah, İnsanda kıymeti iki narsası bilen buladı. Yani insanda iki de narsasına karar baha verirdi adamlar dedi. Bittesi tilige karar, ikincisi dilige karar adamlar kadirliydi. İnsanda dedim. Digenden ki bunu bu kapı peygamberimizde cüdeyim yoktu. Ettiler ki Abdullah, Huda ve onu peygamberi yaş koradigan iki de hısletti sende gördüm dediler. Hudaya menem şu iki tekstilatı yaşkuramız dediler. Birincisi sende mülayimliği var eken. Mülayim, basık adam eken sen. İkincisi şaşılmaydıgan adam eken sen. Şaşkalamaz eken sen. Bana şu şaşmasliği de mülayimliği de iki tekstilatı Hudaya menem yaşkuramız dedi. Şunda o etki ya Resulallah. Bu hulk uzumdan buldu mu ya ki Allah yaratken mi dedi. Yani özümüz hayi hareketim bilen ben şuna kabup bakanman ve azalda Allah şu hulku menge atakı gemme duydu. Yaratılışında bana şu hulku Allah senge birgen diller. Hudadan merhamet bu. Hulku çiroyli bu işi Hudanın işi diller. Kim o soradı? Huda ve Peygamber yaş görgen iki hulku mende yaratken Allah Ta'ala'ya hamdi sanalar bulsun dedi. Şükürler bulsun. Haligi yukarıda zikri otken Nasara dinini üşegen, Tavrat-ı İncil'de Peygamberimizin sıfatlarını korup okuyan, özlerini koruşken müştak bulup yürüyen Carut, Nasara, rahibi. Bunlar bilen bir geke geldi düşüyen. Carut'ta Şerigi Salame İbni İyaz'a etti ki, dakika kemesinden, seferge çıkmasından aldın, Mekke şehriden bir yigit Peygamber diye davası bilen çıktı. İsa aleyhisselam'a nazil bugün İncil'de, Musa'a nazil bugün Tavrat'ta okuyen ben dedi. O peygamberde sıfatlarını ben şundan bilemem dedi. Şunu bir barıp ziyaret kıleyli ki İncil'de haberi verilgen adam şu mükündü keçesi hükündüzü öyle yap ben dedi. Birgeleşip barayla dedi. Şeriki razı buldu. Kiyin etti ki, ikilemizden kognumuzda üçte nesane yaşırıydı dedi. Ben kognumda yaşırgendi, sen bilmeysen, sen yaşırgendi, ben birbirimizde etmeyemiz dedi. Sır saklayemiz. Kiyin, Muhammed'in yanına kirgenimizde, hani dilimizdeki o şey üçte nesane tapıp etse, demek o peygamber buladı. Dip şunge kelişi var işte. Peygamberimizde aldılarına kekende kirip selam aleyden ki Carut etiyordu ki ey Muhammed sen Allah'tan kanaka din keltirdin neme işlerini kılışke sana Allah buyurdu deyip soradı. Peygamber aleyhisselam ettiler ki Allah tarafında ben İslam dinini keltirdim. Bu din beş asaske kurulgen bulup en asasi birincisi Allah'tan özge ilah yok. Megaram Allah yeganedir ve Muhammed onun elçisidir deyip iman keltirişdiler. Ondan kim bir keçe kündüzde beş vaxt namazda farz kigen. Hudayim şunu dekildi.
yılda Ramazan ayda bir ay roza tutuşlu farz kıldı. Dördüncüsü, boylar, kambag'allarga zakat verişini farz kıldı. Beşincisi, küçük yetken, sağlığı kurtargan adam ümrü devamıda bir mette Beytullah'ta hac kılıçta farz kıldı. Ben mana şu din bilen geldim dediler. Yani ki in cari tatiyat ki hop, eğer hakikatte peygamber bu senin dilimdegini tapkinçi, koynumda nime yaşarıp ki gelmen dedi. Mesela hadleşken iştikli yaptı yanda. Dedi peygamber aleyhisselam, sen dediler konuyunda üçte işte sonra mahcup olup ki gelsen. Dilinde turup düşür dediler. Peygamber bu arada sal müdürak bastı, saval vergenlerken, sal uklagen adamı okşap durup gözlerini açtılar. Bu vahiy kabul kigen de böyle dediğin halat. Ular da savalıya cevap geldi peygamberge. Kim gözlerini açıp ettiler, konuyunda üçte işte sonra mahcup olup ki gelsen. Birincisi, İslam kemesinden aldığın Araplar arasında kanlar tökülüp, kasası kaytarılmagan bosa onu hükmü şariyette kanaka buladı İslam'da deyip, sonra mahcup dediğinde şu var dediler. İkinci sonra mahcup olganın, cahiliyet devrinde saklanıp kegen kabileler arasında içilgen kasamlarda hükmü İslam'da deyip buladı. Şunu sonra mahcup dediler. Üçüncü yaşırgenlersin, sadakalarda kaysınısı abzal, kaysı sadaka artı, savabı kovdup sonra mahcup. Yende işe cevap şu ki dediler, cahiliyet kanları İslam'da sorulmaydı. Kaldı cahiliyette. İslam'a ötkendirken, onun kanı talep kılınmaydı. Onların kasası kaytarılmaydı. Cahiliyet kasamları İslam'da mardut dediler. Cahiliyette bitti adam falan işte kılamandı, kasam içken bulsa günah şikayet. O bekar dediler. Etibarsız dediler. Yende, sadakalarda en yaxşısı keseydiler, muhtaç kişilerge kolinden kese at soğuk egen, sadaka egen. Ya ki bu mesela bir hokus, ya ki bu mesela sağın bir sigir, ya ki bu mesela bir araba dediler. Tura uyan faydalanaydıgan narsa da bu. Yepbiye kamaydı. Mesela adamda un beradı, yağ beradı, bir iki ayda yep tüket etti. Bu atayken narsalar ot obersa kiroq kashlik qiladi. Aravaga qo'shib, to'g'rimi? Sog'in sigir obersa sog'ib sutini sochadi. Qotda bo'lsa alishtir, yana o'rniga oladi. Shunga o'xshagan novvoz ho'kiz obersa u ham foyda. Aylanib turadigan narsani sadaqaga bergan eng yaxshi shu dedilar. Bir odam boy bo'lib ketadi shuning orqasidan. Kam bo'g'alam. Va shunga o'xshash narsalar dedilar. Keyin Peygamberimiz onun şerigiga qaradilardi, ikkinchisiga. Ey Salama, seni ko'nglingda yashiringan uchta narsadan bittasi butlarga ibodat qilish to'g'risida so'ramoqchisan dedilar. Ikkinchi so'ramoqchi bo'lgan savoling sabosab kunini hurmat haqida. Uchinchi so'ramoqchi bo'lganing asl va zotsiz odamlarda huquqda va qasosdagi farqlari haqida so'ramoqchisan dedilar. Endi javob shuki eshitgin dedilar. Butga zig'inuvchilar shak shubhasiz ularni Alloh taolo jahannam o'ti bilan jazolaydi dedilar. But yomon dedilar. Butni o'zi ham jahannamga irg'itiladi, sig'ingan ham jahannamda bo'ladi. Sabosib kunlari bo'lsa jahiliyatdagi bayram dedilar. Shunaqa bir hayiti bor ekan, sabosib degan. Jahiliyatdagi bayram bo'lib, uni o'rniga Alloh taolo biz musulmonlarga Qadr kechasini berdi dedilar. Bu bayramından Qadr kechasi. Çünkü Laylatul Qadr hayr min alfi shahr dedi oyatida. Qadr kechasidagi bir kechalik ibodatlaring boshqa oylardagi ming oylik ibodatdan savobi ko'p dedi. Mana shuni qilasan dedilar. Uchinchi so'ramoq savolinga javob shuki, asl va zotsiz kishilarni islomdagi farqlari yo'q dedilar. Asl zoda ham asıl zada bo'lmagan ham İslam'da teng huquqli dediler. Huquqi baravar. Agar bir asıl zada adam, bir asıl zada bo'lmagan adamda öldürse, undan kasas alınıp onu ham öldürürler dediler. Bu asıl zada değil miydi? İslam dini de hamma paşşoga ham, gadoga ham, jinoyat qilsa, o'sha huquq, o'sha jazo hammaga baravar qo'llanadi.
Ammo bilginki Xudoni oldida odamlarning farqi bor dedilar. Xudoni huzurida odam bilan odamning farqi bor. Odamlarning farqi shundaki taqvoda dedilar. Bandalar ichida qaysinisi taqvodorroq bo'lsa, Xudoni huzurida o'shani darajasi baland bo'ladi deb inna akramakum indallohi atqokum degan oyatni o'qib berdilar. Sizlarning ishlaringda eng Xudoga yaqinlaring, taqvodorlaring, mullalaring, qorilaring, ishon buvalaring demadi. Kim bu madikormi u? Oqsoymi, qorasoymi? Kim taqvodor bo'lsa, o'sha Xudoni oldida darajasi baland deb shuni aytganlardan keyin ikkalalari ham iymonga keldi. Chunki mo'jiza bu. Ular yashirgan, bir-biriga ham aytmagan ichidagini payg'ambar o'zlari ochib berdilar. Darro qo'l oyoqlarini o'pib iymonga kelishdi. Bularni ko'rib birga kelgan 16 kishi ham hammalari iymonga kelgan ekanlar. Keyin shundan keyin bittasi savol berdi kelganlardan. Endi biz mana shunaqa bir g'alati joyda yashaymiz, zakroq joyda. Har zamonda bir ikki kosa sharob ichib tursak bo'laveradimi dedi. Yo'q. Yo'q dedilar. Ozmoz deyapti u. Ozmoz har zamonda dedi. Ozi ham ko'pi ham harom dedilar. O'sha oz ichgan odam to'ymaydi dedilar. Ko'proq ichadi, bir bitta ichgandan keyin yana bir kosa ichadi. Borib-borib esa og'ib mast bo'lgandan keyin birodarni oyog'ini jarohatlab qo'yadi. Qilich bilan chovib qo'yadi dedilar. Bular birdaniga haligilar kulvordi. Hayron bo'lib payg'ambarimiz nimaga kulyapsan dedilar. Shu siz aytgan voqea bizning ichimizda bo'lgan ana oyog'i cho'loq odam shunaqa bo'lgan. Birodari ishvodi bechara oyog'ini chovib qo'ygan, cho'loq bo'lib yuribdi deganlar. Va hokazo endi bular hammalari iymonga kelib, borib qabiladani ham musulmon qilgan ekanlar. Xo'p, shu yili endi Yamoma degan joy bor, hozirgi Riyoz shahri. Bani Hanif degan qabila bor, hatto o'sha vaqtda ularni eng katta raislari o'sha Musaylama degan odam bo'lgan. Payg'ambarni da'vosi qilgan. Shu bir guruh odami bilan keldi. Keyin yo'lda kelayotib aytdiki odamlarga, agar Muhammad payg'ambarlikni yarmini menga bersa, payg'ambarlikni bo'lishsa iymon keltiraman, bo'lishmasa hargiz iymon keltirmayman deb aytgan. O'shaning uchun hamma payg'ambar shodiriga kirdi, u tashqarida o'zi qoldi. Keyin ular payg'ambarimiz bilan suhbatlashib, savol-javob qilgandan keyin hammalari iymonga keldi. Uni kelganini bilganlar, kirmagani uchun o'zlari bitta xurmoni shoxchasini ko'tarib tepasiga keldilar. Ey Musaylama dedilar, agar iymon keltirmasang, mana shu xurmoni cho'pini ham bermayman senga dedilar. Keyin yonida turgan Sobit ibn Qays degan birodariga aytdilarki, men kecha bir tush ko'rdim dedilar. Ajoyib tush ko'rdim. Shunda dunyo xazinalarini tepasida turibman. Butun dunyoni oltin u kumush konlari oyog'im tagida turgan ekan. Bir va qarasam qo'limda ikkita oltin bilaruzgi paydo bo'lib qoldi. Haligilar ko'rib yuragim siqildi. Menga yoqmadi shu oltin bilaruz. Shunda menga ilhom qilindiki, o'sha qo'lingdagini sotib olgin, ko'ngilsizlikdan qutulasan. Ko'yningga ashib bo'lmaydi dedilar. Sotib oldim, dilim ravshan bo'ldi dedilar. Keyin aytdilarki, o'sha ikkita nima tushumdagi ikkita bularuzigida ta'biri dedilar. Musaylama ham eshitib turibdi. Sherigiga aytyaptilar, Sobit ibn Qaysga. O'sha tushumdagi men pulla borgan bularuzigida ikkitasini ta'biri mandan keyin ikkita yolg'onchi kazzob payg'ambar chiqadi dedilar. Haqiqatda shu bo'ldi, ko'p o'tmay payg'ambarimiz vafot qilganlardan keyin Musaylama o'zini Yamomada payg'ambar deb e'lon qildi. Hazrati Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu juda katta qo'shin to'plab Riyozga borganlar, Madinadan qattiq urush bo'lgan, 700 ta murattab qori shahid bo'lgan o'sha urushda. Qur'onni to'la yodlagan 700 sahoba shahid bo'lgan. O'shanda Vahshi Amir Hamzani o'ldirgan qul musulmon bo'lib askarda ichida borgan, oxirigacha urushib borib, hali dushmanni yorib o'tib,
Yamomani saroyiga kirgan. Kirib yakka-mekka ro'para kelib o'ldirgan. O'ldirganda xuddi Amir Hamzadaqa nayza otib o'ldirgan. Keyin nayzasini olib turib yerga sanchib turib cho'kkalab yig'lab ey bor Xudoyo, mana shu nayzam bilan yer yuzidagi eng yaxshi odamni o'ldirgan edim. Yana shu nayza bilan yer yuzidagi eng yomon odamni o'ldirdim. Bunisi bilan unisini kechgin deb duo qilgan ekan. Qaytib qo'llariga keyin qurol ushlamagan ekan. Vahshiy. Xo'p, endi ikkinchisi Yaman davlatida San'o degan shahri bo'lgan poytaxt. O'sha yerdan Tulayha degan odam payg'ambarman deb chiqdi. U bilan ham jang bo'lib, u ham qatl qilingan. Payg'ambarning tushlari rostga chiqib, mana ikkita yolg'onchi kazzob chiqib, ikkovi ham o'ldirildi. Endi bundan keyingi elchilar haqida Xudo xolasa keyingi safar gaplashamiz.